Düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a gitmek için Pazarkole sınır kapısında 10 günden bu yana bekleyişleri devam ediyor. Bu bölgede hemen yan tarafta çadırlarda kalan düzensiz göçmenler şu anda da yemek sırası için kuyruğa girmiş ve sıranın kendisine gelmesini bekliyorlar. Binlerce hatta on binlerce düzensiz göçmenin kaldığı Pazarkule sınır kapısı tampon bölgesine çok yakın bir bölgedeyiz. Elinde görmüş olduğunuz gaz bombalarını Yunanistan tarafından sürekli atılıyor ve bu gaza maruz kalan düzensiz göçmenler de yanımızda. Bir Suriyeli var yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet abi, Senel Hasan. Abim bize gaz bombası atıyorlar. Çocuk var, aile var, kadın var. Geçen de bir tane arkadaşımız öldü. Çok bayılanda oldu. Yani burada durum çok kötü. Biz herkese söyledik, biz yardım istiyoruz. En azından biz bu kapı açılsın, biz gireriz. Evet. Şu anda elindekiler gaz bombası, diğeri gaz bombası, diğeri de aynısı gaz bombası. Bu daha fazla kuvvetli bize atıyorlar. Bu normal, millet kaçsın geçsin diyerekten. Evet. Bunları sürekli sizin üzerinize atıyorlar. Sürekli bizim üstüne atıyoruz. Peki siz nasıl korunuyorsunuz? Hı? Nasıl korunuyorsunuz? Tabii ki biz mendil alıyoruz, boğazımıza atıyoruz. Bazen de yaş geliyor gözlerimizde. Onu da koladan yıkıyoruz. Biraz millet idare ediyor. Ne yapıyoruz? İşte böyle oluyor. Hayır. Evet, Yunanistan'ın sıfır bölgedeyiz. Hemen ilerisi Yunanistan, bu tampon bölgesinde gördüğünüz gibi kimileri çadırla kalırken aileleriyle birlikte, kimi de ağaç dallarından, ağaç kovuğundan kendine ev yapmış. Bu gördüğümüz yer de öyle bir yer. Evet, ağaç kovuğuna kendine barınacak ev yapmış ve burada kalıyor düzensiz göçmenler. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Buğra Benlioğlu çevirir, diğer tarafı gösterirse o bölgede de evet derme çatma çalılardan, işte nuşambalardan çadırlar, evler göreceğiz. Artık onların evi diyebiliriz. Bu ormanlık alanda bu şekilde günlerdir, 10. gün bugün, burada barınıyorlar düzensiz göçmenler aileleriyle birlikte. إذا تحسن تبكي ابكي، لا ما تحسنش راني فيلمي وحنا نديرو.